Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Trendyol'dan sipariş ettiğim Acer Nitro 5 oyun bilgisayarı elime ulaştı. Ben de bunun bir test videosunu çektim, bilgisayarı test ettim. Trendyol'da da birçok yorumda sorular olduğunu gördüm. Alacak olan arkadaşların kafalarında herhangi bir soru varsa bunu yanıtlamaya çalışacağım. Arkadaşlar, ilk önce bilgisayar elimize ulaştığı an içinde Windows yüklü değil. Windows'umuzu flash diske atıp bilgisayara atıyoruz. Boot ekranındayken bilgisayar SSD'yi görmüyor. Bunun için arkadaşlar boot ekranın ilk menüsüne geldiğinizde CTRL ile S tuşuna bastığınızda SSD ayarları çıkıyor. Bunu açtığınız takdirde daha sonra kayıt edip tekrar format işlemine başlayacak ve SSD'yi görecek arkadaşlar. Başka bir şey arkadaşlar, özellikle Trendyol'da ekran kartı ile ilgili bir soru vardı, çok sorulan. Ekran kartının watt değeri, ekran kartı 140 watt alıyor arkadaşlar. Trendyol'daki danışmanlar 45 watt yanıtını çoğunlukla vermişler. Tabi zaten ürünün kodunu paylaşıyorlar. Siz de Acer'ın kendi sitesine girdiğinizde, ürünün kodunu girdiğinizde bilgisayarın ayrıntılı özellikleri çıkıyor arkadaşlar. Başka bir konu daha arkadaşlar, 16 GB RAM var bilgisayarda, bir RAM yuvası daha var. Bunu daha sonradan siz 16 GB bir RAM daha ekleyerek bilgisayarı 32 GB'a yükseltebilirsiniz. SSD tarafında da 512 GB SSD var. Tabii ki yetmiyor arkadaşlar. Özellikle son çıkan oyunların boyutlarına bakılırsa yetmeyecek zaten. SSD takviyesi de daha sonradan yapabilirsiniz. Yer mevcut. Performansına gelirsek arkadaşlar, ben birçok oyun test ettim. Gayet olumlu performans aldım arkadaşlar. Hiç beni üzmedi. Yüksek ayarlarda birçok oyunu rahatlıkla oynattı. Sıcaklık değerlerine gelirsek ekran kartı 65-70 civarlarındaydı. İşlemci de 60-55 civarındaydı. Fan sesi olarak da arkadaşlar, fan sesi normal hızda çalışırken çok az bir ses duyuluyor. Tabii ki haliyle ısınıyor arkadaşlar. Turbo modda çok iyi soğutuyor ama turbo modda da çok yüksek bir ses var arkadaşlar. İnsanı rahatsız ediyor. Turbo modu açıp kulaklık takarsanız duymama ihtimaliniz var ama kulaklıksız kesinlikle kullanamazsınız çünkü çok rahatsız ediyor. Başka kasa yapısı, tasarımı gayet şık, gayet güzel, kaliteli bir kasa kullanmışlar. Parmak izi kalmıyor arkadaşlar. Bu yönden de bayağı bir beğendim. Daha sonra arkadaşlar özelliklerinden bahsettik, donanımlardan bahsettik. Acer'ın genel olarak söyleyebileceğim özellikleri bunlar. Eğer aklınızda farklı bir sorular varsa yanıtlayacağım arkadaşlar. Soru bölümüne sorarsanız yanıtlayacağım. Genel olarak bilgisayardan şu an için memnunum. 6 GB'lık ekran kartına sahip. i5 12. nesil 12 çekirdek barındırıyor. Gayet güzel. i5 12. nesil 12 çekirdek barındırıyor. Gayet güzel.
Şu an için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.